genç ölümler, erken ölümler daha çok karşımıza çıkacak diye. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi olarak da hocamız mutlaka bu haberi bugün konuşmak istedi. Çünkü hem gençler arasında da gerçekten çok ciddi bir tehdit elektronik sigaralar. İngiltere'de doktorlar farklı aromaları bulunan tek kullanımlık elektronik tütün cihazlarının yasaklanması için hükümete bir çağrıda bulundu. Tabipler Sendikası ve Meslek Örgütü hükümete cesur bir adım çağrısı yaptı. E, tıp Örgütü çocukların renkli paketler ve aromalarla pazar payını artırmak amacıyla hedef alındığını savunuyor. Tahminlere göre İngiltere'de 11-17 yaş aralığındaki çocuklar yaklaşık çocukların yaklaşık %8'i elektronik tütün cihazı kullanılıyor. Bir de aynı zamanda tabii ki niye diye sorucu hocamız anlatacak ama bir haberimiz daha var. Tomografide bir tomografimiz var haberle ilgili onu da gösterelim. Okla gösterilen beyaz alanlar elektronik tütün cihazlarına bağlı akciğer hasarı bölgeleri. Elektronik tütün cihazlarının içeriğinde nikotine ilaveten kurşun gibi ağır metaller ve kansere neden olabilecek bileşikler de var aynı zamanda. Hocam neler söyleyeceksiniz? Bugün dikkat çekmek istediğimiz önemli bir diğer konu. Ya burada da yine Amerika'da, İngiltere'de niye ayaklandı insanlar? Çünkü artık elektronik sigara maalesef okul çağına, orta öğretim ya da ilkokul çağına kadar düştü. Amerika'da elektronik sigara kullanan 4 insanın bir tanesi 18 yaşın altında. Bakın şu ekranda gördüğünüz görüntü popcorn. Evali sendromu denen aynı patlamış mısır gibi akciğer hücreleriniz tamamen tahrip oluyor ve hava kesilir oluşuyor ve size hava sunamıyor oralar. Bu çocuklar çoğu entübe oluyor ve maalesef kaybediliyorlar. Türkiye'de de maalesef entübe olmuş ve kaybedilmiş çocuklar bildirildi, yayınlar yapıldı. Ben buradan anne babaları uyarıyorum. Sakın ha, bakın Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bu elektronik sigaraların ilk çıkış noktası, ya ben tütünü kullanıyorum, bırakamıyorum. E gel kardeşim bunu kullan, arada geçiş olur, senin için de iyi olur deyip maalesef üretici firmaların bir yalanı. Elektronik tütün 3 kat daha fazla bağımlılık yapıyor ve nikotin oranı 3 kat daha fazla. Bir, içindeki ağır metaller ve diğer şeyler kanserojen. Genç yaşta 13, 14, 17 yaşında çocuklar entübe olup kaybediliyorlar. Dolayısıyla kesinlikle e, okullarda, üniversitelerde ve diğer, Türkiye'de de aslında yasak. Satışı da yasak bildiğim kadarıyla ama kaçak yollarla ya da internetten bir şekilde bulunuyor. Kesinlikle çok yanlış. İnsanları buradan uyarmamız lazım. Çünkü inanmıyorlar. Ya hocam dumanı yok. Ben her yerde içebiliyorum. Kokusu yok. Bir de üstüne ya çok güzel nane aromalılar var, portakal aromalılar var deniyor. Evet. Bunlar hep yanlış şeyler. Şimdi e, hocam devam edeceğiz zaten sohbetimize Hı -hı. ve böyle kıymetli hem, hem uyarılarınıza hem de haberlere kısa bir aradan sonra. Evet Çağlay yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Yusuf Kalko hocamızla birlikteyiz. Önemli konular ve uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kendisi özellikle reklam arasında atom serumu konuşmak istedi. Nedir bu atom, atom serum? Ne gibi bir tehlikesi var? İçeriğinde neler var? Şimdi Neden yapılıyor? maalesef Türkiye'de bir şey başladığı zaman abartarak yapıyoruz. Şimdi her köşe başına bir sağlık kabini açıldı. Hı hı. Sağlık kabinleri iyi niyetle işte e, hastaneye gidemeyen, evinde bakım hizmeti görmek isteyen, enjeksiyonlarını yaptıramayan insanlar için çok güzel bir şey. Tansiyon ölçmek için harika. Ama bu özellikle pandemiden sonra bir alışkanlık peyda oldu bu ülkede. Ya hocam ben kendimi çok halsiz hissettiğim zaman çağırıyorum arkadaşı geliyor bana bir atom serum hazırlıyor. Nedir o atom serum? Hocam işte B12'si, B6'sı, C vitamini, işte ağrı kesicisi o bu. Peki ne oluyor sonra? Hocam ertesi gün glutatyon. Peki evet, doğru. kim yapıyor bunu? Hocam bir sağlık memuru. Peki sen kazara... Böyle bir izni var ama yapmaya değil kazara, yani? Böyle bir izli Reçetelendirildiyse var. Reçetelendirilmediyse sen bugün antibiyotiğe git bakalım. Eczaneden iste veriyorlar mı sana? Hayır. Vermezler. Reçe, doktor kontrolünde eyvallah. Peki sana bir soru daha. Serum taktı, sen birden alerjik bir reaksiyon gelişti. Olabilir. ki Olabilir. olabilir. Ki bir sürü hikayeler televizyonda haberler dinliyoruz. Anafilaktik şok oldu. Yüzün şişti. Anjelonoratik ödem oldun. Bence eve çağırdığınız arkadaşlara iki şey sormalısınız. Bir, ehliyetin var mı? İki, yanında acil çantan var mı? Velerim bana ki, bir şey olursa tabii, yani o an müdahale diyelim ki, edebilecek bir şey oldu. misin? Ne yapacaksın? Kortizol var mı? Yanında işte adrenalin var mı? Ya da ani kalp ritmi düşüklüğünde atropini var mı? Yani bazı ilaçlar var mı yanınızda? Yoksa Doğru. sakın ha bu işe girmeyin. İki, ya hmm. atom serumundan velev ki öyle bir şeye ihtiyacınız var hastanenin acillerine ya da hastanenin herhangi bir birimine başvurun. Doktor eğer bunu evet kardeşim bence reçete doğru. Burası yoğun, çok kalabalık. Git bunu güzel bir yerde yaptır derse yaptırın. Onlarınla dışında... sakın bu işe girmeyin. Peki. Bu önemli uyarıdan sonra birazcık çok fazla sormuşlar. Aşıları da biraz konuşabilir Hı -hı. misiniz? Kalp kriziyle alakalı nasıl bir tetikçi? Aşı yaptıranlarda kalp e, krizi daha mı çok görülüyor diye hocamızın bu konuyla ilgili yorumu önemli. Valla Çağla biz Pandeminin ilk günlerinde e, ilk yayınlar Orta Doğu'dan, Çin'den geldi. İşte Uzak Doğu'dan. Çin'de yapılan yayınlar, ya kalp krizine yol açıyor, işte inmeye yol açıyor diye yayınlar vardı. Şöyle biraz zaman ilerledi, yayınlar Batı'dan gelmeye başladı. Batı'dan da ilk zamanlarda evet ya biz gördük, gördük, gördük dediler. Sonra aradan 3 yıl, 4 yıl geçtikten sonra evet. geniş çaplı yayınlarda şöyle bir yayın ortaya çıktı. Mesela 18 bin kişilik bir yayın, şey i̇şte diyorlar ki ya biz e, yarısına aşı yaptık, yarısına yapmadık. Aşı yaptıklarımız e, kalp krizi ve inmeye daha az yakalanıyor. Yani neredeyse aşıyı met ettiler. E, biz de tabii şaşırdık. Niye? Çünkü tabii ben bir hekim olarak böyle geniş çaplı bir yayın yapma şansım yok. Ama bildiğim bir şey var. Türkiye'de bir hekim grubu. İnmeyle ilgili, Özellikle genç yaşta inmelerle ilgili bir yayın yaptı. Ve bu insanlara şu soru soruldu. Canlı aşı yaptırdınız mı? Evet dediler ve bu yayını yurt dışına gönderdiler ve kabul edilmedi. Yani dolayısıyla hala muallak sorular var mı? Hı hı. Ama ben buradan ekranları başındaki insanlara sesleniyorum. Bir hekim olarak yaşadığım anımı anlatayım. Kendimle ilgili. Ben de üç kez aşı yaptırdım. Ve ben aşıdan sonra ağrı kesici içemiyorum. Neden? Çünkü anafilaktik çok gelişiyor. Benim immünitem değişti. Bakın ben yani kendimi kendimi söylüyorum. Bağışıklık sisteminin Bağışık karakteri de değişiyor Tabii değil ki. mi bu arada? E ben o zaman sana şu soruyu sorayım. Göğüs hastalıkları doktorları eminim beni teyit edecektir. Astım patladı bu ülkede şu anda. Nefes ağırlığı, doğru, niye neden? Kalkardı, niye bu kadar astım var? Ya da cilt hastalıkları çoğaldı. Yani ölmekten inanılmaz. korktuğumuz için aşı olduk ha, yani. Bunlar bir basit. şey savunduğumuz için değil yani. Yo, yo, bunlar basit komplikasyonlar. Ya ben kendi, şimdi hiç kimse bana şunu diyemez. Hayır hocam sen aşıdan dolayı olmadın. Hayır kardeşim aşı oldum, aşıdan sonra ben ağrı ke, basit bir ağrı kesici içemiyorum. Korkuyorum. Çünkü yüzüm şişiyor. Eğer hekim olmasam, Hı -hı. ilk olduğunda kendime müdahale etmesem belki de ölmüştüm. Bu sefer ne olacaktı? Ya hocaya herhalde böcek soktu ya da hocaya bir şey oldu. Yok kardeşim ben aşıdan sonra bunları yaşadım. Hı hı. Dolayısıyla aşılar halen soru işaretleriyle dolu. Her ne kadar geniş çaplı yayınlar, bence yanlı yayınlar, onu hayır ya zararı yok faydası var hatta deseler de ben buna pek inanmıyorum. Peki. Ee, birkaç tane izleyici sorusu var hocam. Oğlum sporcu futbol oynuyor. Genç futbolcuların kalp krizi geçirdiğini sıklıkla duyuyoruz. Tabii ki bir anne olarak tedirgin olması çok çok normal. Nelere dikkat etmeliyiz? Veyahut da ailede böyle bir öykü yoksa ne yapmalı? Varsa ne yapmalı? Bir kere Amerikan Kalp Cemiyeti ağır spor ya da takım sporları yapan bütün çocuklar ve gençlere diyor ki bir kez dahi olsa... Kalp ekokardiyografisi, kalp EKG'si, efor testi, hatta aile hikayesi varsa, şüpheli bir durumda varsa kalp sanal anjiosu yaptırın diyor. Biz sporcularda efor testi yapıyoruz, incik boncuk her şeylerine bakıyoruz. Bakın şu kırmızı gördükleriniz koroner damarlar. Burada olmaması gereken kas köprüleri oluyor. Böyle üstünden aynı boğaz köprüsü gibi köprüler oluyor. Bu normalde doğuştan oluyor. Sonradan oluşan bir şey değil. Bu çocuk ağır spor yaptığı zaman ne olur? Kalp işte o köprü damarı sıkıştırır ve o bölgeye kan gitmez. Şak diye futbolcu o sağın ortasında yığılır kalır. Ay. Sebebi kas köprüsü. O yüzden tabii ki aile hikayesi olanlara mutlaka ve mutlaka Yılda en az bir kere kalp muayenesi çok yaptırmalarını önemli. tavsiye ediyoruz. Çok önemli. Bir de kalp krizi geçirdiğimiz sana pastaneye gittim. Yani iyi ki de gitmişsiniz çünkü olabilirdi. Reflü çıktı. Kalp krizi geçiren insan tam olarak ne hisseder hocam demiş. Ama gerçekten de gazla bile vücutta oluşan gazla bile o kalp krizi belirtileri zannedersem çok benziyor hocam. Ama siz her zaman bence kalp krizi olma ihtimalini göz önünde bulundurun. Yani tabii ki iyi bir klinisyen. Hastayı gördüğü zaman sadece anamnezle bile bunu ayırt edebilir. Yani bunun sistemik sindirimle ilgili olduğunu. Baş... Mesela hocam kolum uyuştu. Her kol uyuşukluğu kalp krizi değil. Atıyorum boyun fıtığınız vardır, sinir sıkışmanız vardır ya da geçici inme hata geçiriyorsunuzdur. Uyuşukluk tek başına kalp krizi demek değil. Hocam göğsüme bir ağrı girdi. Göğsün sadece bir bölgesindeyse genelde yayılır kalp ağrıları. Bazen hıçkırık Mesela sen hiç duydun mu ya hıçkırık. Adam hıçkırıyor, hıçkırıyor kesilmedi. Inferior MI, kalbin alt bölgesi, sağ damarıyla ilgili kalp krizleri hıçkırıkla da kendini belli edebilir. Ya da mesela ben daha önce söylemedim. Hani biz hep biliyoruz göğüs ağrısı, sıkışma, çabuk yorulma, bulantı, kusma, hani böyle halsizlik, nefes darlığı bunlar hep kalp krizi belirtileri. Bir hafta ya da on gün önce akşamları soğuk soğuk sebepsiz terleme de bir kalp krizi belirtisi aslında. Hmm. Niye? Niye? Çünkü kalbin damarları darlık varsa ve o bölgeye yeterli kan gitmiyorsa otomatikman vücut derecesini küçültüyor. Yani diyelim ki sen 36 santigrat derece insan vücudu, onu 35,5'a düşürüyor. Niye terleyerek ısıyı azaltıyor ki kalbin fazla enerjiye ihtiyacı olmasın diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.